Bana bana. Seymenler alır, seymenler. Al canım. Al ya. Ya. Yavaşlat biraz. Abadan abi yavaşlat biraz. Seymen yürüsü gidiyor. Başkanım hoş geldiniz başkanım. Biraz yavaş yavaş gidiyor burası. Bravo başkan. Başkanım. Başkan. Ali abi. Başkan abi ileriden olsun. İleriden. Dört çıkabilir seni. Başkan abi. Başkan abi. Zaferlere koştu, işçi geliyor. Eğitimin açtı, sağlık yere coştu. Zaferlere koştu, işçi geliyor. Bağcının çilesini bilen biri, al bayrağı göklere çeken biri. Halkımıza hizmet, bakan vade, çok razı. Mart'ın sonu bahar, duyala şehir. Bu toprağın oğlu, öküz yolu. Sev için geliyor, gün hava şehir. Ben kendimi marka yapmak için değil, ama şiiri marka yapmak için geliyorum. Benim gözümde halka hizmet, halka ibadettir. Ben içinizden biri değil, içinizi bilen biriyim. Ben topraklarınızın verimini, emeklerinizin değerini bilen biriyim. Leylere benim şimdi hava şekil. Martın sonu bahar, duy hava şekil. Toprağın oğlu, öküz yolu. Sesli yaşın geliyor, duy hava şekil. Şimdi hava şehir, Mart'ın sonu bahar, bir hava şehir. Toprağın oğlu, öküz yolu, sizler için geliyor. Sevgili Kemaliyeliler, alanımızın arka tarafında toplanmanızı istiyoruz. Buradan harika bir manzara var, çok güzel gözüküyorsunuz. Kemaliye, hazır mısın? Thank you.
vermeyen başka geliyor. Ele verin şimdi ola şekil. Bartın sonu bahar, duy ola şekil. Toprağın oğlu, öküz yoğlu. Sizler için geliyor, bir ola şekil. Ele verin şimdi ola şekil. Bartın sonu bahar, teyzem, çocuklarımız, işte başarılar, aydınlığa giden yolu.
Manisa millet adayımızı için bir doğaçlama hazırladım. İşte biz buyuz diyoruz. Manisa'da yaktığı ateşi çıktı yola. Kemaliye'de verdi mola. Onun adı Orkun geliyor. Ardından akın akın ordun. Cesaretli mert gençler, keman kaşlı, çatık kaşlı. Hoş geldin Manisa'nın gururu, milletin adayı Orkun Şirktaşlı. Orkun Başkanımızı yanında da bizim Ahmet kardeşimiz var. Ben Bayraktar Ahmet. Bu da Alaşehir'in Bayraktar olacak inşallah. Bizim Ahmet geldi bize. Hoş geldin Kemaliye'mize. Azası bayram yiğittir yiğit. Ahmet de baba yiğittir yiğit. Alaşehir'in gururu, bizim sokakların çocuğu, kahveci dedimin oğlu, işte Ahmet Orkuncu! Kemaliye, hazır mısın? Bağırın müjdecisi Cemre'ye düşmeye başladı. Havalar ısınıyor. Toprak ısınıyor. Sular ısınıyor. Değişim rüzgarları esmeye başladı. Karşımızda milletin adayı, Manisa'nın yeni başkanı Orkun Şirktaşlı. Biz geldiğimizde belediyeyi siyaset makamı olarak artık Alaşehir'de her gün bahar olacak. Sevgili Kemaliyeliler, karşınızda cesur yürek, sizlerin evladı, bu toprağın oğlu Ahmet Öcüksoğlu. Değerli Kemaliyeliler, bayanlarımız göremiyor. Alanı arka tarafına doğru, biraz ön tarafı açabilirsek çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Kemaliye'li hemşerilerim. Hepinize saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. Bugün inanılmaz derecede heyecanlıyım. Dil sürçmem olursa affola. Uzunca bir zamandır geziyorum. Yaklaşık 4 hafta önce adaylığım açıklandı. Ama böylesine bir coşkuyu uzun zamandır, yıllar öncesinden hatırlıyorum Alaşehir'in belirli bölgelerinde. Sizler Ahmet Öküzcüoğlu başkanıma sahip çıkmışsınız. 31 Mart gelmeden başkan yapmışsınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün çarşımızda Alaşehir'in merkezinde ve Kavaklıdere'de gezdik. Esnafımızla buluştuk. Herkesin gözü ışıl ışıl.
tıpkı buradaki gibi. Başkanımın inşallah başkan olmasıyla Alaşehir'in ve tüm beldelerinin bambaşka bir yönetim anlayışıyla çok daha iyi olabileceğinin emarelerini kendisinden bu geçtiğimiz 16 aylık çalışması boyunca gördüklerini söylüyorlardı. Hem gözleriyle söylüyorlardı, hem de dilleriyle söylüyorlardı. Ben bu yüksek performansını ve bugüne kadar hiç azalmadan yükselen enerjisini önümüzdeki 5 yılda Alaşehir'i inşallah beldemizi ihya etmek için fevkalade bir fırsat olarak görüyorum. Ve hepinize şimdiden 31 Mart akşamı başkanımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz geldiğimizde belediyeyi siyaset makamı olarak değil, hizmet makamı olarak çalıştıracağız. Sevgili hemşehrilerim, ülkemizin ekonomik durumu ortada. Ve biz maalesef belediyecilik anlayışımızı betona yatırım yaparak geçiştiriyoruz. Oysa ki bu dönemde yapmamız gereken bir tane şey var. O da üretim ekonomisine geçmek, zenginleşmek. Manisa'mız vilayet olarak Hollanda gibi, İsviçre gibi ülkelerin sadece üçte birine sahip. İnanılmaz bir coğrafyası var. Çok büyük toprağımız var. Ve en büyük pay Alaşehir'in topraklarında. Biz verim almak anlamında ve ürünümüzü pazarlamak anlamında çok sıkıntı çekiyoruz. Ve önümüzdeki dönem ekonomimizi düşünen, cebimizi, ocağımızı düşünen bir anlayışla yeni projelerle karşınızdayız. Bir tarım AŞ projemiz var. Bu tarım AŞ hangi işi üstlenecek? Şehzadeler Belediyesi'nden, valinin bulunduğu bölgeden Sarıgöl'e kadar büyük ovamızda yaş üzüm birliğimizi kuracağız. Ve soğuk hava depolarımızla soğuk zincirimizi oluşturarak ürünümüzü tüccarın elinden kurtarıp nihai noktaya vardığındaki bedel üzerinden satacak mekanizmalarımızı geliştireceğiz. 3 liraya, 5 liraya, 7 liraya değil, gerçekten rafta 20 liraya, 25 liraya satacağımız mekanizmayı geliştireceğiz. Ürününüzü tüccara vermek zorunda kalmayacaksınız. Biz bizzat büyükşehir olarak oluşturacağımız bu çatıyla alacağız. Ve sizin üzümünüzü, Selendi'nin kirazını, Köprübaşı'nın çileğini Türkiye'de değil sadece yurt dışında da en uyguna, rayicine bulduğunda satacak mekanizmayı geliştireceğiz. Ve emin olun, dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa Alaşehir'de de, Manisa vilayetinde de öyle yapılacak. Manisa kendine yeter. Yeter ki bizim üzerimize birileri gölge olmasın diyorum. Şimdi 5 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi tarımla ilgili hiçbir şey yapmadı. Telaffuzla ait bir herhangi bir şey. Oysa ki neler yaptık biz? Şehrin ortasında iki tane kule yaptık. Yüzlerce milyon para harcadık. Bir ihale yaptık. Belediye hizmet binası 450 milyon lira. 230 milyon lira iki tane kule. Ofis. İçinde siz olmayacaksınız, ben olmayacağım. Kim olacak? 700-800 milyon lira parayı iki tane ihaleye verdik. Ve bu Manisa'nın merkezinde. Biz diyoruz ki Alaşehir'i vilayetin merkezinden yönetemezsiniz. Ve tek adam zihniyetinden de her şekilde çıkmak lazım. Ne yapmak lazım? Yerinde yönetmek lazım. Alaşehir'i Alaşehir'den yönetmek lazım. Bütün imkanlarını her türlü şekilde... Başkanı Orkun Şıktaşlı! Manisa'nın başkanı Orkun Şıktaşlı! Manisa'nın başkanı Orkun Şıktaşlı! Manisa'nın başkanı Orkun Şıktaşlı! Şimdi Manisa'nın gerçekten çok büyük sorunları var. Bugün Ahmet Başkanım'la baktık. Manisa'nın vilayet olarak nüfusu 350 binken bundan 90 sene önce sadece Alaşehir'in nüfusu bu rakamın %10'uymuş.
Manisa'nın nüfusu 1.430.000. Şu an 100 binlerin biraz üzerinde. Demek ki 40 bin daha nüfus olması lazım onda biri olması için. İstihdam yapılmadığı için, yeterince yatırım olmadığı için, ekonomik anlamda imkanlarını kaybettiği için Alaşehir zaman içerisinde zayıf düşmüş. Ve bir önemli bir şey daha. 2014 yılında büyük şehir yasasıyla birlikte bütün ilçelerimiz %40 ile 43 arasında parasını büyük şehire vermek zorunda kalıyor. Biz diyoruz ki bu paraların kullanıldığı yer nereden gidiyorsa orada olmalı. Biz diyoruz ki Alaşehir'in kaybettiği o paraları tekrar burada Ahmet Başkanıma emanet ederek yatırımımızı kat be kat arttıracağız. Ve Alaşehir'in hakkını da yedirmeyeceğiz diyoruz. Ben ikinizden biri değil, ikinizi bilen biri. Manisa kendine yeter. Yeter ki kimse gölge etmesin. Muhteşem bir enerji potansiyelimiz var. Ülkeler ne yapar? Her ihtiyacını kendi karşılar. Dışarı bağımlı olmaktan çıkmaya çalışır. Biz tarımda yaptığımızı enerji alanında da yapacağız. Ve öncelikle mücadelemiz hunharca topraklarımızı çör hale getiren jeotermal enerji şirketleriyle mücadele olacak. Faydalı bir şekilde kullanabileceğimiz bir şeyi faydalı bir şekilde kullanabileceğimiz enerjiyi maalesef bizleri hiç düşünmeden alıp gidenler var. Sadece burası için değil. Belirli holdingler geliyor rüzgar potansiyeli olan yere pervaneleri koyuyorlar. Biz diyoruz ki kendini 4-5 senede amorti eden bu işleri, güneş enerji sistemlerini, bu güneş tarlalarını bizzat büyükşehir olarak biz yapacağız. Bu neye getirecek beraberinde biliyor musunuz? Şu an 100 lira fatura ödüyorsanız biz bu enerjinin %20'sini sağladığımızda 80 lira ödeyeceksiniz. %50'sini karşıladığımızda 50 lira ödeyeceksiniz ve bir gün gelecek biz enerji için hiç para harcamadan çok daha uygun yatırımlarla maliyetlerimizi düşürerek daha çok kazanacağız. Yeter ki bize gölge etmesinler, biz işimizi yapalım diyoruz. Şimdi biz geldiğimizde tamamen bu yaşadığımız süreç ekonomik anlamda bir çöküş dönemi. En başta söyledim, ekonomimizi bir şekilde ayağa kaldırmamız lazım. Betona yatırım yapmayacağız. Tarıma ve toprağa yapacağız. Hayvancılığa yapacağız. Bizim sütümüz maalesef toplanmıyor bazı ilçelerimizde. O yüzden mezbahalara yolluyoruz büyük hayvanlarımızı, büyükbaş hayvanlarımızı. Ne oluyor? Bakıyoruz başka şehirlerin üretmiş olduğu sütleri buzdolabını açtığımızda görüyoruz marka olarak. Biz her şekilde kendimize yeteceğimiz bir anlayışa sahibiz. Ve şunu söylüyoruz. İşi bilmeyenlerin yönettiği Manisa vilayetinde maalesef gün geçtikçe fukaralaşıyoruz. Bizim bir su faturalarımız var. Bu su faturalarımızda maalesef doğru yönetilmemesinden kaynaklanan ilave maliyetler var. Bizim geçtiğimiz hafta bir vaadimiz var Manisa vilayetine. Diyoruz ki 100 lira ödediğiniz su faturasını önümüzdeki dönem 60 lira ödeyeceksiniz. Çünkü bizim bu %40 indirimi yapmamız o kadar normal ve doğal ki ne pompalarımızın verimi ne borularımız o pompalara uyum anlamında doğru. Elektrik sarfiyatımız yıllık maskede 70 milyon lira. Biz şu zamanın koşullarındaki teknolojiyi kullanarak neredeyse bunu yarıya indiriyoruz. Hala 30 sene öncesinin, 40 sene öncesinin sistemleriyle çalışan bir maske var. Sizin faturalarınız Türkiye'nin neden diğer şehirlerinden daha pahalı sanıyorsunuz? Kendini yenilemeyen büyük şehrin maalesef sizin üzerinizde
yük olarak yansıttığı rakamlar nedeniyle. Biz en kısa sürede önümüzdeki ilk karar alınabilecek maske toplantısında Büyükşehir'de faturalarımızda %40 indirime gitme kararını alacağız ve buna ben söz veriyorum. Bunun haricinde çok farklı bir anlayış daha var. Bahçelerimiz var. Bahçelerimizde artezyenlerimiz var. Bunların da faturaları çok farklı. Bahçe sulamada tonunda 8 lira ödüyoruz. Evimize gelen su tonunda 3 lira. Eve suyu getirmek daha zor. Biz bu 8 liraya da 3 liraya denk hale getirip üzerinden %40 indirimi de uygulayacağız arkadaşlar. Bu işin hakkı neyse onu yapacağız. Bir başka şey daha. Yine su faturamızda bakım onarım bedeli diye bir bedel var. Her faturamızda 3,5 lira yazıyor. Neyin karşılığında alınıyor bu? Yapılmayan bir bakım onarım. Bakıyorlar mı? Kartlı sayaçları verdiler bize. Bakmıyorlar ve zorla verdiler. Biz o kartlı sayaç almış olan vatandaşlarımızın o sayaçlarını da geri alacağız. İsteğe bağlı hale gelecek. Öyle zorlamayla bir şeyleri kabul edecek bir toplum değiliz. İnşallah kapılarının önüne koyacağız o kartlı sayaçları 31 Mart'tan sonra. En son söylediğim neydi? Yapılmayan işin bedelini Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde almayacak sizden. Şimdi bunlar neden oluyor? Yönetmeyi bilmeyince, gelir temin etmeyi beceremeyince bir şekilde faturaları şişirerek sizlerden para alma yoluna gidiliyor. Biz diyoruz ki biraz önce ifade ettiğim gibi betona yatırım yapmayacağız. Üretim ekonomisini kalkındıracağız. Manisa kendine yeter ve kendi içinden taşar, ülkeye de fayda sağlar diyoruz. Şimdi çok önemli bir şey. Bizim yönetim anlayışımız maalesef çarpık. Satırlarımın arasında ifade ettim. Doğru. Alaşehir'i Alaşehir'den yönetmek lazım. Vilayetin, valiliğinin bulunduğu yerdeki Büyükşehir Belediyesi'nden biri gözünü açtığında Alaşehir aklına gelmiyor. Ne yapmak lazım? Burada sizin seçilmiş bir başkanınız yok mu? Var. Kim olacak 31 Mart'ta? Evet. O yüzden biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda hiçbir zaman Ahmet Başkanımın otoritesini sarsmayacağız. Ahmet Başkan Büyükşehir Belediye Başkanı gücünde olacak. Seçtiğiniz belediye başkanı bizim bürokratımızın kapısının önünde beklemeyecek. Bizim genel sekreterimiz, Büyükşehir'in genel sekreteri direkt talimatını Ahmet Başkan'dan alacak ve hizmeti de anında sizlere sunacak şekilde elinde mührü, imzası, imkanı olacak. Aslında her şey çok basit. Biz bencilliğimizle
hayatı zorlaştırıyoruz. Ben yapacağım, ben yöneteceğim, benim kontrolümde olsun, benim istediğim gibi olsun diyerek mahvettik hayatı. Bu birçok yerde böyle. Bizim anlayışımız katılımcı bir anlayış. Sizlerin hepiniz değerlisiniz. Hiçbirinize saygısızlık yapamayız. Hepinizin görüşünün yansıyacağı bir idarecilik anlayışına kavuşmak dileğiyle ben harika başkanım Ahmet Başkanıma mikrofonu uzatıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toprağın oldu, öküz yoldu, sizler için geliyor, bir alaşı.
Doğru söylüyorsunuz. Bu toprakların çocuğuyum. Biraz önce buranın Efe Yörük Derneği var. Ahmet Öküzcüoğlu'da mangal gibi yürek olduğunu sahnede gösterdi. Nasıl zeybek olduğu oynanır gösterdi. Hiç merak etmeyin. Hiçbir baskı Ahmet Öküzcüoğlu'nun bu yüreğini yere indiremez. Bu yürek Alaşehir için atıyor. Söz veriyorum Atacan. Ben topraklarınızın verimini, emeklerinizin değerini bilen biriyim. Söz veriyorum, alın teriniz yere düşmeden karşılığını bulmanızı sağlayacağım. Sizi bu bataklıktan kurtaracağım. Bu kapkaççılar var. Biliyorsunuz üzümlerinizi alıyorlar. Tokatçılar var. O tokatçılarla mücadele edecek kişi benim. Sizin geleceğim Kemaliye'nin çıkışına zabıtaları, halcileri dikeceğim. İzmir çıkışına dikeceğim. Denizli çıkışına da dikeceğim. Söz veriyorum, arabanız Kantar'da zabıtaları dikecek. Kantar'da param ödenecek diyorsunuz. Gidiyorsun, ne diyor? Havale düşmemiş. EFT yapmışlar, saat 5'te gelecek, yarın gelecek. Anladın, içine şüphe düştü. Ahmet kardeşine alo de, ben oradayım. Ben oradayım. Zabıtanın kulağına eğil. De ki arabayı salma. O arabanın tekeri dönmez. Söz veriyorum. Senin emeğine ben saygı duyuyorum. Onun karşılığını alman için mücadeleyi vereceğim. O arabayı 7 emine çekerim. Ona başka müşteri ararım, bulurum, satarım. Hazır kesilmiş üzüm. Satamazsam götür git sen. 10 ton üzüm, 12 ton üzümden 2 ton kuru elde edersin. Üzümün boğmesi yüksekse 2,5 ton elde edersin. Bugün kaç para? Üzüm 10 lira. 2,5 ton olsa 25 milyar paran cebinde kalır. Onunla da evine bir topan ekmek götürürsün. Sizi tokatçılara karşı mücadelenizde yanınızda olacağım. Onlara söz veriyorum. Alaşehir'den Tokatlı'ya çıkartacağım. Kooperatif kurmak istiyor. Hiç merak etme, 2004 yılında ilk yaş üzüm kooperatifini kuran kişiyiz. O zaman sahip çıkmadılar kooperatife. Yine kurarız. Çok basit. Siz isteyin, Ahmet Öküzcüoğlu yapar. Ahmet Öküzcüoğlu'nun sözü özüdür. Söz veriyorum, Ahmet Öküzcüoğlu sözü kooperatifçilikte de önderiniz olacağım. Söz veriyorum. Bu seçim Alaşehir için moral seçimi olacak. Bu seçimde biz kazandığımızda herkes kazanacak. Kaybeden olmayacak. Söz veriyorum, bizim dilimiz sevgi, bizim dilimiz barış, bizim dilimiz huzur. Benim derdim Alaşehir'in, Kemaliye'nin sorunları, kadınlarımızın sorunları, çocuklarımızın sorunları. İnşallah hiçbir kampanyamda kötü bir laf söylemedim. Hiçbir zaman kötü bir dil kullanmadım.
ama karşı tarafın fizyonomisi Ahmet Öküzcüoğlu ile bozulmuş. Elinde belediye var. Elinde kepçem var. Elinde taşım var. Elinde belediyenin parası var. Ben ne istiyor bu adam anlamadım. Ne istiyor anlamadım. Fizyonomiyi Ahmet Öküzcüoğlu ile başlıyorlar. Ahmet Öküzcüoğlu ile bitiriyorlar. Alaşehir için ne yapacağını anlat. Çözüm önerilerini getir. Bunlarla uğraş. Ben kazandığımda dedim ya Alaşehir'in kaybedeni olmayacak. Onlar da kazanacak. İçsinler üzümüyle ilgilensinler. Yoruldular. Yorgun bir anlayış var. 20 senedir iktidardalar. Ama burada ne var? Değişim ruhu var. Bakayım değişim isteyenlerin bir ellerini göreyim. Evet çekelim Alaşehir. Değişim kararını vermiş. Onlar yoruldu. Yoruldu. Artık sorunları görmezden gelen bir tavırları var. Evde ne yapıyor bazı halının altına süpürenler var ya. Bir de kapının altına süpürürler de eskiden yaşlı bayanlar. Kapıyı bir çevirsin arkası sorun dolu. Belediyenin kapısının arkası da öyle sorun dolu. Halının altına süpürdüler. Yoruldular. Bir yerde köhne bir anlayış var. Bir yerde yıpranmış, yorgun bir anlayış var. İşte bir yerde dipdiri sorunları çözmeye talip yepyeni bir anlayış var. Bir yerde sonbahar, söz veriyorum Mart'ın sonunda bahar var. Biz hiç merak etme kardeşim. Ahmet Öküzcüoğlu bir camide Allah'ın önünde eğilir, bir de halkın önünde eğilir. Hiç merak etme. İnsanlar üzmeyen başka milyon. Belirledim şimdi Alaşehir. Mart'ın sonu bahar, duy Alaşehir. Toprağın oğlu Öküzcüoğlu. Seslerin geliyor, bin Alaşehir. Biz 16 ay önceden MYK'dan, Merkez Yürütme Kurulu'ndan her kesimden, her meslekten, her cinsiyetten, her kültürden insanları dinledik. Biz geldiğimizde dinleyen, halkını dinleyen bir anlayış gelecek. Sosyal belediye anlayışı geleceğiz. Biz Alaşehir'in sorunlarını biliyoruz. Kemalyeli'nin de sorunlarını biliyoruz. Merkez 87 mahallemi dolaştım. Bazı mahallelerime 50 kere, en az gittiğim yere de 2 kere gittim. Sorunları biliyoruz ve bu sorunları çözmeye talibiz. Bizim anlayışımızda yerinde teşhis, yerinde tedavi edeceğiz. Onun için herkesi dinleyeceğiz. Alaşehir'in 5. katından belediyeyi yönetmeyeceğim, sizin aranızdan yöneteceğim. Şimdi sandığa girdiğinizde şu efendim abi. Canını verme bir oy kaybederim. Bir oy kaybederim seçimde. Sen sağ ol. Onun için orada otur. Şimdi abim hepimiz çok kıymetliyiz. Biz güldürmeyin Allah aşkına. Yıkıyorlardır bunlar. Biz o makamın en üst katından değil aranızdan yönetmeye talibiz. Siz sandığa girdiğinizde sizden 3 soru sormanızı istiyorum kendinize. Perdeyi çektin abi. Birinci soru. Sizi kim yönetsin diye sorun. Ahmet Öküzcüoğlu yönetsin mi?
nasıl yönetsin diye ikinci soruyu sorun. Nasıl yönetsin diye? Sizin sosyal belediyecilik anlayışıyla taşa toprağa yatırım yapan değil de insana yatırım yapan bir anlayışla ocakta aş diyen mi, tencerede taş diyen mi bir anlayış yönetsin? Yoksa haram helal ver Allah'ım, garip kulun yer Allah'ım diyen bir anlayış mı yönetsin? Sosyal belediyecilik anlayışı yönetsin mi? Üçüncü soruda nereden yönetsin? Ahmet Öküzyoğlu gelsin, aranızdan yönetsin mi? Bakın, sandıkları patlatacaksınız. Size ödev veriyorum. Bende 7 gün 24 saat var. Bende 7 gün 24 saat var. Ablam, senin de 7 gün 24 saatin var. Doğru mu? Ben her bölgeme çalışacağım. Artı Orkun Başkan'ın içinde çalışacağım. Siz 25 gün kaldı. 25 gün kaldı. Her gün bir kişiye çalışacaksınız. Söz veriyor musunuz? Abim benim, asker arkadaşım var. Asker arkadaşım var. Bağ komşum var. Kasabım var. Manavım var. Berberim var. Benim için her gün bir kişiye çalışacak mısınız? Burada hemen hemen epey kişi varız. Düşünün, her gün bir kişiye çalıştığınızı, 25 günde 25 oy getirdin. Ahmet Öküzyoğlu'yu anlattın. Orkun Şıktaşlı'yı anlattın. Toplamda ne oldu? Full çıkacağız arkadaşlar. Full çıkacağız. Sağlık ile koştu, zaferlere koştu, işçi geliyor. Eğitimin açtı, sağlık ile coştu, zaferlere koştu, işçi geliyor. Bazının çilesini bilen birini, almay nur göklere çeken birini. Halkınıza hizmet, hakka ibade, toprağı seni diken birini. Gelelim şimdi halacı, Mart'ın sonu bahar, duy halacı, toprağın olur. Ben bu makamı köşeyi dönme makamı olarak görmüyorum. Zenginler yeteri kadar zenginleşti. Biliyorsunuz kimler zenginleşti. Olmayacak insanlar belli makamlarda o makamı köşeyi dönme makamı olarak getirdiler. Ben sorunları çözme makamı olarak görüyorum. Söz veriyorum. Bu toprağın oğlu diyorsun ya. Ben o makamdan emekli olduğumda lakabım şu: gariban babası olacağım. Gariplerin babası olacağım. Zenginlerin sözüyle hareket etmeyeceğim. Garibanların gözlerine bakarak hareket edeceğim. Martın sonu bahar, duy hala şehir. Toprağın oğlu, öküz yolu. Sizler için geliyor, şimdiye kadar yapılan yanlış yatırımlar ve yapboz belediyeciliği anlayışı halkımızın hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri kalmasına neden oldu. Borcu olmayanlar el kaldırsın. Bak, benim borcu yok. Borcu yok mu? Param var mı? Param var mı? Bak, borcu olmayan tek kişi burada. Helal sana. Abi, yalnız bak. Benim sözüm lan. Bak şuna. Bana söz verdi lan. Orada bizim bir gariban şey var. Evet. Gel adamım. Yani. Seni kim sürdü? Canımsın benim. Aşırı mı? Tamam. Cenaze arabam. Cenaze arabam. Bozuk bu köy. Bozuk. Cenaze arabası bozuk diyor abim. Abim, Allah ihtiyaç göstermesin ama tamir ettiririm. Yarın ettiririm. Sen otur. Sağlıcakla kal. Hiç merak etme. Cenaze arabası dediği şey ertesi gün buraya yıkarız.
yıkarız. Şimdi çünkü taşa toprağa yatırım yapan, insana yatırım yapmayan, eğitime yatırım yapmayan, sağlığa yatırım yapmayan, çevresel felaketler yaşıyoruz. Çevreyi tahrip eden bir anlayışa karşı çıkmayan bir belediyecilik anlayışı var. Sorunlar birikti. Eğitimde, sağlıkta, hava kirliliğinde, trafik ve otopark sorununda geri kaldı, çözemedi. Sorunları biriktirdiler, biriktirdiler. Biraz önce dediğim gibi halının altına süpürdüler. İnşallah biz geldiğimizde bu sorunları bir bir çözeceğiz. Ahmet Öküzyoğlu ve ekibi dinamik bir ekip. Onlar sosyal belediyecilik anlayışı adına bu şehirde küçük küçük hikayeler yazacağız. Ne yapacağız? Kreşler açacağız. Çocuklarınızı, kadınlar oraya işe bırakacaksınız. Siz bırakacaksınız, sizler işe gideceksiniz. Ben artık Kula'dan, Salihli'den, Hatay'dan işçi gelmesini istemiyorum. Benim kadınlarım işe gitsin. Sizlere şunu söylüyorum. Her evde makarna kesen var, pati gören var, at gören var, ev işi yapan var. Kadın kooperatiflerini yapacağız. Her evin bir atölye olmasını sağlayacağız. İnşallah bu hikayeler birleşecek. En sonunda 5 sene sonunda var ya, okumaya, bir daha okumaya doyamayacağınız bir roman haline getireceğim. Bu şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükselteceğim. İnşallah ben Alaşehirliyim diye gururla söyleyeceksiniz. Söz veriyorum, örnek bir şehir olacağız. Marfusun bahar, duy Alaşehir. Toprağın oğlu, öküz yolu. Sizler için geliyor bir Alaşehir. Alaşehir rotası yok. Okyanusta rüzgar nereden eserse o tarafa savruluyor. Rotası olmadığı gibi yol haritası da yok. Bu kardeşiniz Alaşehir'in ilk 5 yılını değil, söz veriyorum 25 yılını planlayacak, önüne bir yol haritası çizecek, bir rota koyacak. İnşallah bölgede yaş meyve sebzenin başkenti olacağız. Sera Organize Sanayi Bölgesi'yle yıl 12 ay evimize ekmek götüreceğiz. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracağız. Çocuklarımız yaban ellerde, gurbet ellerde olmayacak. Alaşehir'de yanı başımızda çalışacak. Söz veriyorum, başınızı şimdiye kadar öne eğmedim. Bundan sonra da eğmeyeceğim. Siz beni mahcup etmeyeceğim. Biz geldiğimizde belediyeyi siyaset makamı olarak değil, hizmet makamı olarak çalıştıracağız. Herkesin mutlu, huzurlu ve barış içerisinde yaşayacağı bir şehri inşa edeceğim. Siz bana diyorsunuz ki, Ahmet anahtarı sana veriyorum. Çalma, çaldırma. Yeme, yedirme. Yapboz belediyeciliği yapma. Har vurup harman savurma diyorsunuz. Söz veriyorum. Ben o belediyenin her kuruşunu kutsal bir para olarak görürüm. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Ne diyor? Kim devletin hırkasını çalarsa, savaşta şehit dahi olsa o mertebeye erişemez diyor. Size söz veriyorum. O hırkayı giymeyeceğim. Benim sözüm özümdür. Söz Ahmet Öküzyoğlu sözü veriyorum. Ben kendimi marka yapmak için değil, Alaşehir'i marka yapmak için geliyorum. Benim gözümde halka hizmet, hakka
hakka ibadettir. Ben hep aranızda olacağım. Yedi göbek sülalem asli mezarda yatıyor, yeni mezarda yatıyor, Çayar mezarlığında yatıyor. Aranızda olacağım. O makam Sultan Süleyman'a kalmaz, bana da kalmaz biliyorum. Emekli olduğumda yine aranızda olacağım. Ya pazarda ya mezarda yine beraber olacağız. Söz veriyorum. Şimdi hava şimdi, Mart'ın sonu bahar, duy hava şimdi. Toprağın oğlu, öküz yolu, sizin için geliyor. Yarınız yürek, Yesus yürek, Yesus yürek, Yesus yürek, Yesus yürek. Yarın mübarek üç ayların başlangıcı, Regaib Kandili. Şimdiden hepinizin kandilini kutluyorum. Kendimi de bu memleketin evladı olarak önce Allah'a, sonra Başehirli hemşerilerime emanet ediyorum. Emanetinize sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu evlat da size sahip çıkacak. Söz veriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Martın sonu bahar, bu yola çıkıyor, toprağın oğlu öküz.